Hep bu yönde eleştirmek istiyorum. O da şudur. Bir gün bir ceylan bir su kenarına gider ve su içmek ister. Ve çok susuzdur ama. Çok susuzdur. Yani açlık çeker, susuzluk yaşar. Fakat tam suyun kenarına gider. Tam suyu içecek, korkak kaçar. Gene açlığına, susuzluğuna dayanamaz. Yine gider, yine tam su içecek, korkak kaçar. Ceylan. Durgun bir suda. Havada güneşli. Arkadan bunu seyretmekte olan biri, ya bu niye gidiyor, tam su içecek, kaçıyor falan. Onun gibi suyun kenarına gider, bakar ki ceylana yakından. Ceylan orada tam su içerken kendini görüyor. Kendini görünce suda böyle dalgalı büyük bir şey görüyor orada ve kendinden korkuyor. Kendinden korkup kaçıyor. Şimdi CHP bana sorarsan biraz kendinden korkuyor gibi. Nihat abi, CHP kendinden korkuyor dediniz ama yani böyle bir ivme yakalamışken... Şimdi bu Yavuz, bu çok önemli bir şey. Yani bir parti niye bu kadar ivme kazanmış, hareket kazanmış, arkasına kitleri almış ve kendinden korkuyor. Bunu sorduğunuz zaman batı dışı topraklarda bir yerli ve milli gücümüz olur. Yani Suriye olmak için, Irak olmak için, Mısır olmak için korkmayız yani artık. Biz başka yerdeyiz. Bunu çok değerli buluyorum. Şimdi Fransız ihtilalinden önceki rejimlerin bir adı vardı. Bu içindeki çürümeyi görmeyen insanlar, yani o yapılar içindeki çürümeyi görmüyorlar. Şimdi mesela sağ iktidarlar da Türkiye'de içindeki çürümeyi görmedikleri için bugüne kadar geldi. O kadar din, kitap, Allah, vatan, bayrak böyle konuşurlar ki içindeki çürümeyi görmezler. Şimdi Türkiye'de kendine güvenebilmeniz için içinizdeki çürümeyi görmeniz lazım. İçindeki çürümeyi görmeyen parti...